Tüm akıllı futbol severlere merhabalar. Kral attı, şampiyonluk geldi. Lille, Paris Saint-Germain gibi bir devin karşısında Fransa'da şampiyon oldu ve Paris Saint-Germain hegemonyasını yıktı. Ve burada Türkler, bizim çocuklar büyük bir rol oynadı. Siz de bu videoyu istiyordunuz ve videomuz başlıyor. Öncelikle kanalıma ilk kez geldiyseniz burada futbolun akıl yönünü gösteren içerikler yapmaya çalışıyorum. Umarım bu videoyu da beğenir ve abone olursunuz. Hemen Lille'in hikayesine geçelim. Aslında geçen yıldan başlayacağız. Her zaman olduğu gibi geçen yıldan ufak bir detay vereceğim. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle Fransa Ligi bitmemişti ve Lille 4. sırada kalmıştı. Sezon noktalanmamıştı ve 4. sıradaydı. O yüzden Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Ve son haftalarda aslında teknik direktör 4-4-2 dizilişine geçerek 7 maçta 6 galibiyet almıştı. Bu sezonda 4-4-2 ile güzel bir şeyler yapabilir mi diye düşünecekti Lille. Biliyorsunuz normalde çok fazla genç oyuncu transfer edip bunun üzerinden satış yapan bir takımken Lille. Osimhen'in satışından sonra Burak Yılmaz'ı aldılar Beşiktaş'tan. Daha doğrusu Burak Yılmaz serbest kaldı alacakları karşılığında ve Lille'e gitmeye karar verdi. Zaten Yusuf'la Zeki de oradaydı ve bundan sonra çok ilginç bir hikaye aslında bizi bekliyordu. Teknik direktör öyle bir takım oluşturdu ki Lille sezon boyunca 38 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı ve daha çok beraberliklerle puan kaybetti. Bu aldıkları 3 mağlubiyet de hiçbir zaman böyle Lyon, Monaco, Paris Saint-Germain gibi yarış içerisinde oldukları takımlardan biri olmadı. Brest, Angers ve Nîmes'e kaybettiler. Nîmes diye okunduğunu tahmin ediyorum, kontrol etmedim. Yanlışsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu 3 maçın da ortak özelliği ilk yarıda yenen goller oldu. Lille normalde çok iyi bir savunma takımı olmasına rağmen bu 3 maçta erken gol yemenin getirdiği sıkıntılarla maçı geri çeviremediler. Kritik maçlara daha hafta hafta bakacak olursak henüz 4. haftada Marsilya ile oynadılar ki Marsilya iddialı girdi aslında sezona. Lille 47'de öne geçse de 85. dakikada Marsilya'nın attığı golle maç beraberlikle bitti. 9. haftada Lyon'la oynadılar. Bu maçta Bamba 22. dakikada gol attı ve bu golün asistini Burak Yılmaz yapmıştı. Ancak Mehmet Zeki Çelik'in 41'de kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi. İkinci yarıda Marcelo ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce Lyon skora yatmaya karar verdi ve skor beraberlikle sonuçlandı. Sonraki haftada bu bahsettiğim mağlup oldukları maçlardan bir tanesi Brest vardı. Bu maçtaki psikolojik yorgunluğu muhtemelen atamadılar ki Brest maçında puan kaybı geldi. Bir yandan Avrupa macerasında çok iyi götürürken Yusuf biliyorsunuz hat-trickler falan yapıyordu Avrupa Ligi'nde. Çok güzel gidiyordu. Ve 13. haftada çok kritik bir Monaco maçı vardı. 53. dakikada Jonathan David'in golüyle öne geçtiler. Ancak oyun biraz tıkandı ve teknik direktör Galtier Yusuf'u oyuna soktu David'in yerine. Ve Burak Yılmaz'ın asistinde Yusuf çok formdaydı o dönem dediğim gibi. İkinci golü attı ve 2-0 öne geçtiler. Bundan sonra oyunu rölantiye almaya çalıştı Lille ama son dakikalarda Monaco'nun attığı bir gol ve 2-1 kazanmasını bildi Lille. 16. haftada ise Paris Saint-Germain karşısında çok önemli olacak bir puan aldılar. İki takımda da çok önemli eksikler vardı ki Paris Saint-Germain'de Neymar, Icardi, Sarabia, Pereira gibi oyuncular yoktu. Lille'de de Sanchez ve Araujo yoktu. Bütün bir maç aslında Paris Saint-Germain oyunu domine etti ve Lille %30 topla oynayabildi sadece ama müthiş bir savunma yaptılar ve Paris Saint-Germain sadece 6 şut imkanı verdiler ve bu 6 şutun sadece birinde kaleye bulabildi Paris Saint-Germain ve buradan Lille çok iyi bir sınav vererek çıkmış oldu. Sonrasında yine çok önemli bir maç var ki Strasbourg maçı. 27. haftada 85. dakikada Fontaine'in attığı golle beraberliği bulmuştu Lille ve o sayede bir puan almıştı. Belki de bu yine şampiyonluk yoluna çok önemli olacak bir puandı. Bu sırada Avrupa Ligi'nden de elendi Lille. Ajax'la son 2 turunda eşleşmişti ki hani Ajax'la gelebilecek en zorlu maçlardan biriydi ki son 2 maçlarında en dikkat çekici maçlardan biriydi isim olarak zaten Ajax Lille maçı. Orada da elendikten sonra iyice lige konsantre olmaya karar verdi tabii ki Lille. Ve 27. hafta gelen beraberliğin üzerine çok zorlu bir fikstür onları bekliyordu. 28. hafta Marsilya, 29. hafta Monaco ve 31. hafta Paris Saint-Germain maçı vardı. Buradan çıkabilecek bir Lille şampiyonun en büyük adayı olacaktı. Ama bakalım nasıl çıkacaktı. Burak Yılmaz aslında sezon başına çok iyi başlamasına rağmen uzun bir sakatlık yaşadı. Adaya sakatlığı ve o sakatlık nedeniyle ligin ikinci yarısındaki birçok maçı kaçırdı Burak. Ve uzun bir süre oynamadı. Ama birazdan şampiyonluğa etki edecek kritik maçlarda oynamaya başlayacak. Oraya da geleceğim. Marsilya maçında yine Burak yoktu ve 2-0 kazanmasını bildiler ona rağmen. Ama buradaki çok kritik detay gollerin 90 ve 90+2'de Jonathan David tarafından gelmiş olması gerçekten çok kritik. Yani o maçta 90'dan sonra gelen gollerle yine çok kritik 3 puan geldi. Sonra Monaco maçına geçelim. Monaco maçına bir eksiği olmamasına rağmen teknik direktör 4-2-2 ya da 4-4-2 tarzında oynamalarına rağmen normalde 4-2-3-1 ile çıktı. Ve topa %60 sahip olmasına rağmen sadece 2 şut bulabildiler. Gerçekten çok kabus gibi bir maç oldu Lille için. Ve bir yerden sonra da artık puan kaybetmeyi göze alıp yenilmemek üzerine bir oyun sistemi belirlediler ve beraberliğe yattılar. Ve buradaki gelen mental yorgunluk yine sonraki hafta bir puan kaybı getirecekti ve
3 mağlubiyetlerinden birini yine bir sonraki hafta Nîmes karşısında aldılar. Nîmes de olabilir, tekrar söylüyorum onu. Bundan sonra artık işleri biraz sıkıntıya girmeye başladı gibi oldu ama zirve mücadelesinde 4-5 takım vardı aynı anda ve hepsi puan kayıpları yaşıyordu. Ve 31. haftada Paris Saint-Germain maçı geldi. Bu maç belki de şampiyonluğu getiren maçlardan bir tanesi. Belki bunu çok kez söyledim ama çok fazla kritik maç oldu. Tabii 34. haftaki Lyon maçına geleceğiz ama Paris Saint-Germain maçı da çok kritikti. 20. dakikada Lille öne geçti. Çok gergin, çok sert bir mücadele oldu ve yine Lille müthiş bir şekilde kapanarak rakibin gol atmasına izin vermedi. Paris Saint-Germain deplasmanında 1-0'lık harika bir galibiyete uzandılar. Ve bu tabii ki son dakikalarda Neymar'ın gördüğü kırmızı kart da etkili oldu. Çünkü bir yerden sonra Paris Saint-Germain'de o baskıyı, yani o baskıda kırmızı kartla birlikte biraz kırılmış gibi oldu. Ve bundan sonraki en önemli maç 34. hafta Lyon maçı biliyorsunuz. Artık Kral Yılmaz iyice sakatlıktan dönmüş, hazır bir şekilde maçlara çıkmaya başlamıştı. Ve o da en kritik maçlardan biri oldu Lyon maçı. 20. dakikada eski Fenerbahçeli Slimani golü attı ve 35'te Fonte kendi kalesinden golü attı. Şimdi o hafta öyle bir karışıklık vardı ki puan tablosunda. Bütün takımların arasında 1 puan vardı yanlış hatırlamıyorsam ve 1 ile 4 arasında sadece 3 puan vardı. Dolayısıyla Lille 1. sıradaydı, Paris Saint-Germain vardı, Monaco vardı, Lyon vardı ve Lyon yenerse şampiyonluk için çok iddialı olacaktı, kaybederse çok geride kalacaktı. Lille de tabii ki bu maçı boş geçmeyip kazanarak geçmek istiyordu, öbür türlü onların işte çok zora girecekti çünkü Paris Saint-Germain'in önü çok açıktı. 2-0 geriye düşmesine rağmen Lille, normalde ilk yarılarda bu kadar 2 tane gol yiyip geriye düştüğü zaman çeviremeyen Lille bu sefer Burak Yılmaz'la birlikte bir tarihe imza atacaktı. Çünkü Buraldo dememin sebebini de hemen açıklayayım. Bu videonun hazırlanmasına yardımcı olan akıl oyunu yorumcusu Ozan Telatar'ın deyimiyle Buraldo müthiş bir frikik golüne imza attı ve ondan sonra zaten takımı da gaza getiren isim oldu ki son haftalarda müthiş bir liderlik yaptı Burak, hatırlayacaksınız. Bu golüyle birlikte son 9 haftada 5. golünü atmış oldu ve Lille'in şampiyonluk yorumunda artık bağıra bağıra gelmesi için bir neden oluşturacaktı. 60. dakikada Paqueta'nın hatasını değerlendirdi Burak. İleri doğru gitti, içeri çıkardı ve asistini yaptı. Skor 2-2'ye geldi. Son dakikalarda ise Yusuf'un orta sahada kafayla Burak'a indirdiği top, Burak'ın kaleciyle karşı karşıya kalışı ve harika bitirişi. 85. dakikada skor 3-2'ye geldi. Lille 2-0'dan harika bir comeback, geri dönüş tamamlamış oldu. Artık yavaş yavaş gerçekten şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı ki Türkiye'de bunun ateşi yakıldı. Lille bizim çocuklar, Lille Türk gücü şampiyonluğa koşuyor diye her yerde haberler çıkmaya başladı. Ama sonra hala zorlu maçlar vardı. Ve Saint-Étienne maçında aslında biraz da zorlandılar. Bekliyorduk da bu zorlanmayı. Ve beraberlik de yetecekti çünkü 3 puanlık fark bir nevi bir avantajdı. Ve orada beraberlik hakkını kullandılar. Son hafta ise 2-0 rahat bir şekilde öne geçtiler. İkinci gol bu sefer de yine Buraldo, Benaldo derim. Burak penaltıyı attı. Penaltılar da çok iyi zaten biliyorsunuz. Penaltıdan golünü attı. Son haftalardaki müthiş performansını sürdürdü. 2-0'a geldi skor. Lille savunmaya güzel bir şekilde zamanı geçire geçire götürdü. Son dakikalarda yenen bir gol vardı ama 2-1 onları bozmadı. Ve şampiyonluğu ilan etti. Ve zaten sokakta Türk bayraklı insanlar, Fransızlar, şampiyon olursa heykelini dikecek işte belediye başkanı falan vardı. Müthiş bir atmosfer. Birazdan tabii o bizim çocuklar kısmında daha çok değineceğim. İsterseniz istatistiklerden bahsedeyim. En sonda bu üçlüyü, dörtlüyü ya da Türkleri konuşalım. Lille sezon boyunca 38 maçta 24 galibiyet, 11 beraberlik ve söylediğimiz gibi 3 tane mağlubiyet aldı. Dediğim gibi beraberliklerle çok puan kaybettiler aslında. Normale göre aslında az gol attılar diyebiliriz. Yaklaşık 2 golden bile az bir ortalamaları var. 64 gol attılar 38 maçta. Atılan gollerde belki de 4. olabilirler ancak. Ama yenilen gollerde 1. sıradaydı Lille ki zaten savunma takımı olmasıyla ön plana çıktığını söylemiştik. Lille toplamda 21 maçta hiç gol yemedi ve Maignan, kalecileri Maignan da zaten bu sayede 5 büyüklükteki en fazla kalesini gole kapatan oyuncu oldu lig maçlarında. Savunma takımı dedik, toplu oynama yüzdeleri %53.5. Sadece küçük takımlara karşı daha fazla toplu oynadıklarını söyleyebiliriz. Daha çok kontra ataklarla etkili olduklarını söyleyebiliriz. Önemli oyuncu performanslarından da bahsedeyim. Thiago Mendes'in Lyon'a kaptırılmasıyla aslında orta sahadaki o dinamizmi kim sağlayacak diye merak ediyordu. Renato Sanchez transferi aslında onun için çok iyi oldu. Ama sezonun büyük kısmında oynayamadı o da, tıpkı Burak gibi.
ve 1 gol 3 asistle bitirmiş oldu. Bizim oyunculardan bahsedecek olursak yani Türklerden Mehmet Zeki Çelik 3 gol 2 asistle oynadı. %79 pas isabeti ve %66 top kapma yüzdesiyle oynadı. Yusuf Yazıcı 7 gol 4 asist yaptı ki bunun yanında Avrupa Ligi'ndeki performansında kesinlikle söylemek lazım. Orada da müthiş bir performans geçirmişti. Burak Yılmaz ise sezonun neredeyse yarısında oynamamasına rağmen 16 gol 5 asistlik harika bir sezona imza attı. Bir forvet oyuncusu olmasına rağmen %78'lik pas isabeti sağladı. Ki bu Yusuf'un %76'lık pas isabetinden bile fazla. Toplamda 66 şut çekmiş. Bunların tam yarısı 33'ü kaleye bulmuş. Bunun da tam yarısı 16'sı. Tam yarısı değil de yarısından bir tık az 16'sı da gol olmuş. Yani çekilen her şutun yarısı kaleye gitmiş. Kaleye giden her şutun yarısı da gol olmuş. Müthiş bir yüzde. Takımın önemli oyuncularından, emekli oyuncularından Fonte %90'lık bir pas isabetiyle oynamış. 3 gol atmış ve %87'lik top kapma oranıyla da yine dikkat çeken bir oyuncu olmuş. Yine Sven Botman da %87'lik bir pas isabetiyle oynamış. Aslında bu istatistiklerin bize anlattığı şeyler teknik direktör Galatasaray'ın savunma oyuncularına bir hayli güvenmesi. Savunma oyuncularının geriden oyun kurmasını istemiş teknik direktör. Ama genellikle savunma oyuncuları geride yana pas yaparak yüzdelerini arttırırlar. Ama burada da çok iyi bir pas dağılımı var ve hem ileriye hem ortaya doğru ve hem yana doğru güzel bir şekilde dağıtılarak bu paslar atılmış. Ona rağmen de iyi bir başarı gelmiş. Hatırlayacaksınız sadece 17 maçta gol yediler ve bu 17 maçın 10'unda ilk 35 dakikada gol yemişti ve bunlarda da zaten yer yer sıkıntı yaşasa da bir şovunda da bunu aşmayı başarmış gibi gözüktü ve gerçekten harika bir teknik direktörlük ve oyuncu başarısı var burada. Hem Burak Yılmaz'ın ilk geldiği sezonda kaptan gibi takımı gazlayarak, oyuncudan onun ağzının içine bakarak, dinleyerek sahaya çıkması hem de teknik direktörünün de müthiş bir başarısı var bence burada. Ama teknik direktör Galatasaray'da sezon sonunda ayrılacağını söyledi. Resmi olarak açıklandı bugün. Onun için de gelecek yıllarda ne olacağı merak konusu. İsterseniz biraz da bizim çocuklardan bahsedelim. Artık biraz işin keyfini sürelim hep birlikte. Burak Yılmaz'dan bahsettik. Beşiktaş'la sözleşmesini feshedip gitmişti oraya. Ve gerçekten yani sıfırdan kendini kanıtlaması gerektiği bir yere gitti 35 yaşında. Ki Burak şu ana kadar çok fazla kendisini tekrardan kanıtlaması gereken yere gitti açıkçası. İlk olarak Beşiktaş'a gelişi orada kanıtlayamadı. Sonra Fenerbahçe'ye gittiği orada da kanıtlayamadı ama Trabzonspor'da artık yani gerçekten son şansıydı belki de. Ve orada müthiş bir performans gösterdi Şenol Güneş'te. Sonrasında Galatasaray transfer oldu. Orada da kendini kanıtlaması gerekiyordu. Orada da kanıtladı. Gitti milli takımda kanıtlaması gerekti. Orada da kanıtladı. Gitti Çin'e. Orada da yine kendini kanıtladı. Trabzonspor'a tekrar geldi. Hala Çin'den sonra bir şeyler yapabileceğini göstermesi gerekiyordu. Geldiği gibi 25 maçta 25 gol attı. Sonra kadro dışı kaldı. Bu sefer Beşiktaş'la da anılmaya başlandı. Beşiktaş zaten taraftarı nefret ediyordu. Gitti orada kendini tekrar kanıtladı. Taraftarı kendini affettirdi. Ve en sonunda Avrupa'ya geç de olsa güç olmadı açıldı. Ve orada kanıtlamayı geçti. Bütün Avrupa'ya kendinden söz ettirmeye başladı. İnanılmaz bir başarı gerçekten. 35 yaşında ve milli takımın da kaptanı olarak gerçekten büyük işler başaracak gibi gözüküyor. Formuna, fiziğine bakınca müthiş bir fiziği olduğu için aslında 2-3 yıl daha rahat bir şekilde oynayacak gibi gözüküyor. Lille'de sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor. Dolayısıyla aslında oradan ayrılması söz konusu olabilir ama onu da tabii ki ne olacak bilemiyoruz. Belki Avrupa'nın büyük bir takımında yedek forvet olarak katkı verebilir. Türkiye iddiaları var ama ben Türkiye'ye dönmesini hiç doğru bulmuyorum. Çünkü şu ana kadar 4 büyük takımda hani hep gittiği yerde bir kısım taraftar tarafından sevilmedi eninde sonunda. Ve hiçbir taraftar, hiçbir takım tarafından da gerçekten sahiplenilmedi. Ama Avrupa'da oynadığınız zaman, Avrupa'da başarı elde ettiğiniz zaman nasıl halkımızın yüreğini kabartıyorsunuz, nasıl herkes sizi tekrar sevmeye başlıyor, tekrar sahipleniyor. Onu gördük. Dolayısıyla Burak için en doğrusu bence kariyerini Avrupa'da ya da belki sonra da Amerika kıtası MLS teklifleri de konuşuluyor. Oralarda bitirmek olacaktı. Çünkü o yurt dışına başarı gösterdiği zaman bizim halkımıza sahipleniyor ve tekrar sevilen bir adam haline gelmeye başlıyor. Yusuf'la Mehmet Zeki Çelik'ten bahsedecek olursak Zeki Çelik için Tottenham'dan teklif olduğu söyleniyor. Sezon başına da söyleniyordu. Gerçekten müthiş bir transfer olur. Onun için müthiş bir adım olur ki onun önceden hocalığını yapmış bir teknik adamdan dinlemiştim. Üçlü stoperin sağında, beşlinin yine sağında, onun dışında dörtlü savunmanın yine sağında. Yani her yerde sağ kanat bek mevkilerinde her yerde oynayabilecek bir oyuncu ve bunu layıkıyla yerine getirebilecek bir oyuncu demişti. Gerçekten de öyle bir oyuncu. Gökhan Gönül gibi müthiş bir yıldızın üzerinden Mehmet Zeki Çelik gibi oraya müthiş bir yine oyuncuyla kapatmamız çok iyi oldu. Biliyorsunuz daha 1. Lig'de oynarken bir anda Lille transfer olmuştu ve bu nasıl oyuncu, nasıl transfer falan demiştik. Şu an değeri 20 milyon euroya bulmuş durumda. Avrupa'nın
en iyi 10-15 beklerin sağ bekinden bir tanesi belki de. O yüzden onun için de artık çok umutluyuz. Bence bir sonraki adımı bu yaz atabilir. Çünkü gelecek yıl Lille ne olacak çok karışık. Çünkü biliyorsunuz Lille başarıyı elde eder ve oyuncularını satar. Lille'de satılabilecek oyunculardan biri olabilir Zeki Çelik'te ki zaten direkt 11 oyuncusu olduğu için Türkiye'de de piyasasını iyice arttıracaktır şampiyonda iyi oynarsa. Yusuf'tan bahsedecek olursak da Yusuf geçtiğimiz yıl çok iyi alışamamış takıma ama bu sezon 4-4-2'ye dönülmesiyle çok iyi bir ikinci forvetlik yaptı. Özellikle Burak'ı da önceden tanıdığı için Burak'la ikisi oynarken çok iyi performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptığı maç vardı. Sanıyorum maçlar vardı. İki kez haftanın oyuncusu falan seçilmişti. Abuk subuk bir performans göstermişti. Onun için de aslında güzel bir sezon oldu. Çoğu zaman düzenli olarak ilk 11'de oynayamadı. Çünkü onun önünde çok daha piyasa değeri yüksek, çok daha yetenekli oyuncular vardı ama o oyuncular satılırsa önümüzdeki yıllarda takımın bayrak adamlarından, esas oyuncularından biri olabilecek bir oyuncusu. Kendini zaten bireysel anlamda çok geliştirdi. Hem Fransızcasını geliştirdi, hem yerel halka uyum sağladı. Hem kendini psikolojik ve fiziksel anlamda geliştirdi. Gerçekten iyi bir oyuncu olma yolunda gidiyor. Ki Türkiye'de de ben çok fazla beğenmiyordum milli takım performansını. Ancak son Dünya Kupası elemelerinde de harika bir performans gösterdi. Bundan sonra o da milli takıma da büyük katkılar sağlayacaktır. Avrupa'da da hedefi olan daha büyük yerlere gidecektir diye düşünüyorum. Bizim çocuklar dedik, Mustafa Kapı da var tabii ki. Ferhat Çoğalan var yine altyapıdan gelen. Onlar da iyi işler başarır umarım. Mustafa Kapı bedavaya gitmişti. Ferhat zaten FM'den falan biliyorsunuzdur. Genç oyuncu. Onlar da umarım iyi işler yapar. Bunun dışında yine Türkiye'den oraya gitmesi konuşulan isimler var. Mesela Dorukhan'ın ismi falan da geçti. Bundan sonra Lille gerçekten çok iyi bir piyasa yaptı. Hem Türkiye'de taraftar kazanmış oldu. Ben Türklerden yürüyeceklerini düşünüyorum. Bu bizim oyuncularımızın oradaki başarısı da hem Fransa zaten yavaş yavaş bizim ligimize göz atmaya başlamıştı. Avrupa'nın diğer büyük takımları da yani büyük takımları değil ama baş altı takımlarının da yine bizim ligimizdeki oyunculara bakacağını düşünüyorum. En azından genç oyunculara falan bakacaklardır. Çok böyle yaşlı oyuncularımızda pek bir şey olmayabilir. Herkes bir Burak Yılmaz değil ama çok yetenekli oyuncularımız geliyor. O yüzden Avrupa'da onların da başarılı olmasını şimdiden dileyelim. Çok güzel bir şampiyonluk hikayesi oldu. Sadece iki oyuncusu 400 milyon euro olan yani Neymar'la Mbappe 400 milyon euro olan bir takıma karşı belki de 30-40 yılda bir gelecek bir başarıyı getirdiler. Yani tabii bu Paris Saint-Germain'in düzenli olarak bu seviyede gittiğini düşünürsek 30-40 yılda bir diyorum. Çünkü gerçekten zor bir başarı. Tabii Paris Saint-Germain içinde de bazı karışıklıklar vardı. Teknik direktör değişikliği oldu vesaire vesaire. Onun için çok iyi bir sezon olmadı. Yine de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmeyi başarmışlardı. Bakalım bundan sonra bu oyuncularımız ne yapacak? Lille bir daha böyle bir başarı gösterebilecek mi? Lille'de belki Türk oyuncu kalmasa bile yani bir sürü taraftar kazandılar Türkiye'den ki ben geçtiğimiz yıla kadar Fransa'da bir takımım yok diye üzülüyordum. Tuttuğum, sempati duyduğum bir takım yok diye üzülüyordum ama Lille'de Türk oyuncularının olmasıyla birlikte Lille sempatimiz arttı bütün ülkece. Artık Lille olduk diyebiliriz. Haydi Lille, Lille, Lille yar diyerek de videoyu yavaştan noktalayalım. Sizin de bu videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Lille sizce başarılı olabilecek mi gelecek yıllarda da? Burak, Yusuf, Zeki Çelik bakalım Avrupa Şampiyonası'na neler yapacak? Avrupa Şampiyonası ile ilgili videolarımız da gelmeye devam ediyor. Onları da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve akıllı kalın, futbolla kalın. Hoşçakalın.